أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. فَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلْمَ كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. أي إيمان edenler! Sahip olduğunuz köle ve cariyeleriniz ile sizden henüz erginliğe ermemiş olanlar, 3 vakit sizden izin istesinler. Sabah namazından önce, öğle sıcağında elbisenizi çıkardığınız sırada, bir de yatsı namazından sonra. Bunlar sizin 3 mahrem vaktinizdir. Bunların dışında ne size günah vardır
ne de onlara. Başınızda dolaşırlar. Birbirinizle iç içesinizdir. İşte Yüce Allah Celle Celaluhu size ayetlerini böyle açıklıyor. Yüce Allah her şeyi bilendir. Hikmet sahibidir. Vallahu alimün hakim buyurdu Cenab-ı Hak. Sizin çocuklarınız da ergenliğe eriştiklerinde kendilerinden öncekilerin izin istedikleri gibi izin istesinler. İşte Yüce Allah size ayetlerini böyle açıklıyor. Yüce Allah Celle Celaluhu her şeyi bilendir, hikmet sahibidir. Vallahu alimün hakim. Dikkat et ey Müslüman. Ayetleri Yüce Allah kendi kelamını sana bildiriyor. Peşinden de kendini tanıtıyor. Bak burada vallahu alimün hakim buyurdu iki defa. Ayetlerin sonlarında. Her halini Yüce Allah biliyor, görüyor, duyuyor. Her şeyi hikmet dolup taşıyor. Dilediği gibi hükmeden, her şeyi hikmet dolup taşan O'dur. Vel gavâidu minen nisâ من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم نكاح ümidi kalmayıp hayız ve nifastan kesilmiş kadınların ise ziynetlerini göstermemek şartıyla çarşaflarını bırakmalarında kendilerine bir günah yoktur. Bununla beraber iffetli davranıp sakınmaları kendileri için daha hayırlıdır. Yüce Allah her şeyi işitendir. Her şeyi bilendir. Vallahu semiun alim buyurdu. Yaşlı kadınların bakın çarşaflarını bırakmalarının caiz olduğunu ama bırakmayıp da daha iffetli örtünmelerini daha da hayırlı buyurdu Cenab-ı Hak. Yaşlıya böyle olunca, ey genç kadınlar, sizin durumunuzu düşünün.
Gençler, genç kadınlar, kızlar, gelinler, iyiden iyiye örtünmeleri gerekir. Bu zahiri bir iffettir. Bir de kalpte, ruhta iffet duygusu, namus, haysiyet, şeref duygusu vardır. Bu imandan gelir. İnsanların içindeki haysiyet, şeref duygusu dışına yansır. İçi de dışı da tertemiz olmak zorundadır. Onun için Yüce Allah'ın emirlerine iyice kulak verin, kalbinizi verin de Allah'a itaat edin. Her işinizi Allah için yapın. Amir hükümleri Allah için yapın. Yasaklananları da Allah için terk edin. لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنفُسِكُمْ وَلَا عَلَى أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُوا مِن بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تحية من عند الله مباركة طيبة
ben. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. Gözleri görmeyene güçlük yoktur. Topala güçlük yoktur. Ve hastalıklıya da güçlük yoktur. Size de kendi evlerinizden veya babalarınızın evlerinden veya analarınızın evlerinden veya erkek kardeşlerinizin evlerinden veya kız kardeşlerinizin evlerinden veya amcalarınızın evlerinden veya halalarınızın evlerinden veya dayılarınızın evlerinden veya teyzelerinizin evlerinden veya anahtarlarına sahip olduğunuz evden ya da dostunuzun evinden izinsiz yemek yemenizde size bir sakınca yoktur. Gerek toplu ve gerekse ayrı ayrı yemenizde bir sakınca yoktur. Artık evlere girdiğiniz zaman yüce Allah'tan bereket ve güzel bir esenlik dileği olarak kendilerine selam veriniz. İşte yüce Allah aklınızı kullanasınız diye size ayetlerini, yüce ayetlerini yüce Allah böyle açıklıyor. Celle Celaluhu. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن Müminler ancak yüce Allah'a ve peygamberine iman etmiş kimselerdir. Toplu bir iş için onun yanında bulundukları zaman ondan izin istemeden gitmezler.
Doğrusu senden izin isteyenler, yüce Allah'a ve peygamberine iman etmiş kimselerdir. O halde bazı işleri için senden izin istedikleri zaman sen de onlardan dilediğine izin ver ve onlar için Allah'tan bağışlanma dileğiver. Şüphesiz ki yüce Allah bağışlayıcıdır, merhamet edicidir. İnnallâhe gafûrur rahîm buyurdu Cenab-ı Hak. Yüce Allah gafûr ve rahîmdir. Mağfiretine nihayet yoktur. Merhametine, in'am ve ihsanına nihayet yoktur. La tec'alû du'a بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لباذا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ Peygamberin çağrısını aranızda birbirinize yaptığınız çağrı gibi değerlendirmeyin. Yüce Allah içinizden birbirinizi siper yaparak kaçıp gidenleri muhakkak biliyor. Dolayısıyla onun emrine aykırı hareket edenler, başlarına bir fitne inmesinden veya acıklı bir azabın kendilerine isabet etmesinden sakınsınlar. İşte peygamber de olsa onun emrinden gaytarmaya çalışanların hali. Ele قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ Uyanın ey insanoğlu, uyanın. Şüphesiz ki göklerde ve yerde ne varsa hepsi yüce Allah'ındır. O sizin ne hal üzere olduğunuzu muhakkak biliyor. Hele ona döndürülecekleri gün, ne yaptıklarını kendilerine haber verecektir. Yüce Allah Celle Celaluhu her şeyi bilendir.
Vallahu bi kulli şeyin alim buyurdu Cenab-ı Hak. Cenab-ı Hak içi dışı nur olan, her sözü her ameli hak ve gerçek olan ve her halinde bütün kuvvetleriyle Allah'ın rızasını arayan, cemaline nail olan kullarından eylesin. Onun lütfu keremi, tevfiki ve hidayeti, avn-ü muaveneti ile bilütfikel kerim ve ihsanikel kadim. Ya Erhamer Rahimin. Vesselamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Kıymetli ve muhterem izleyenler, Nur suresinin sonuna geldik ve Furkan suresiyle dersimiz inşallahu teala devam edecektir. Cenab-ı Hak İçi dışı nur olan, hak olan, her sözü hak olan kullarından eylesin.